balık çullama, imam bayıldı, portakallı irmik helvası. Güzel kokuların peşinde, binlerce yıllık kültürün eseri olan Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin izindeyiz. Gelin hiç vakit kaybetmeyelim, hem tarihi hem tarifi Fikret Soner'den dinleyelim. Türk mutfağının klasiklerinden biri. Birçok geleneğin içerisinde var olan bir şey. Ve eski zamanlardan bu yana yaşayan yemeklerden bir tanesi. Şimdi irmik helvası yapmak için önce tereyağını koyuyorum. Küçük bir tavsiye, fıstıkları ayrıca kavurmanız. Aslında çok değişik görüşler var. Kimi der ki tane tane dökülsün, kimi der ki böyle kaşıkla şekil alsın. Siz de zevkinize göre sütünü azaltın, çoğaltın. Eski zamanlarda helvanın etrafında helva sohbetleri adı verilen bir tür sosyalleşme belki diyebiliriz bugünkü tabirle. Bir arada toplanma alışkanlığı ya da geleneği olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar o uzun süren kavurma işlemi sırasında hem hoşça vakit geçirmek hem de birbirleriyle görüş, fikir ve bilgi alışverişi yapmak için bu sohbetleri yapıyorlarmış. Helva da bahanesi oluyormuş büyük ihtimalle. Şerbeti ısıtmanıza gerek yok. Ben her zaman soğuk yapıyorum. Helvayı eğer kısık ateşte kavurmazsanız bazı parçaları önceden yanacağı için iyi sonuç vermez. Gerçekten altın rengine dönmeleri gerekir. Son derece zor gibi görünen ama sabırla, keyifle yaptığınızda yemeğe doyamayacağınız hafiflikte bir tatlı. Hafif dedim ama tereyağı miktarına bakınca sözümü geri aldım aniden. Un, yağ ve şekerin ya da balın ya da pekmezin onlarca şekilde bir araya geldiği bir sürü versiyon mevcut Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Portakal reçeli kullanacağım. Biraz daha farklı ve dondurmayla servis edeceğim. Portakallarımı da atayım. Renkleri, tadları birbirine kavuşsun. Kağıt havlu ya da bir havluyu kapatıyorsunuz. Ondan sonra kapağı örtüyorsunuz. Demlenmek için kenara bırakıyorsunuz.